Halkların Demokratik Partisi grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardı. Okutup işleme alacağım ve oylarınızı sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, baroların ve meslek birliklerinin antidemokratik yöntemlerle hedef alınmasının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 11 Haziran 2020 Perşembe günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Filiz Kerestecioğlu. Buyurunuz Sayın Kerestecioğlu. Gerçekten biliyorsunuz salgın günlerinde elimiz yüreğimizde Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını beklerken hükümet kanadından arda arda meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesine ilişkin açıklamalar geldi. Yani gündemimiz buydu bizim. Şu anda da gündemimiz bu. Açlık, işsizlik, yoksulluk değil, pandemi değil. Nasıl bir değişiklik planlanıyor peki? Nispi temsil sistemine geçilecekmiş. Baro ve meslek birlikleri çoklu hale getirilecekmiş. Böylece ne olacak? Örneğin devlet demir yollarının bir arazisine el mi konuluyor? Ya da bir maden inşaatı için doğa mı katledilecek? İşte bunlara karşı her zaman harekete geçecek, raporlar hazırlayacak, davalar açacak olan meslek örgütleri etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Ve onlara karar aldırılmamaya çalışılıyor. Siz bir de bunu demokrasi adına yaptığınızı söylüyorsunuz ya, gerçekten pes diyoruz. Madem yine rant projelerimize, ülkeyi diktatörlükle yönetmemize kimse karşı çıkmasının adını demokrasi koydunuz. O zaman gelin bizim de bir önerimiz var. Mesela kabine de nispi temsille seçilsin. Kabineye de demokrasi gelsin, gerçekten demokrasiden bahsediyorsanız. Ama olmaz tabii. Çünkü amaç farklı. Amaç özelleştirmelere, rant politikalarına ve antidemokratik uygulamalara karşı bilimden, insandan, doğadan ve barıştan yana bir geleneği yıllar boyunca korumuş meslek örgütlerini, yani tam otoriteryenizm önündeki son engelleri de önünüzden kaldırmak. Ve çoklu baro olursa da beğenmediğinize de kayyım atamak. Belediyelerde ve birçok yerde yaptığınız gibi. Sayın Başkan, Hatip'in barolarla ilgili görüşlerini bizi çok, kendi görüşleridir. Bizim kendi görüşlerimizi Hatip açıklayacak, kendi Hatip'imiz. Fakat konuşması arasında ülkeyi diktatörlükle yönetiyorsunuz gibi bir ifade kullandı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Diktatörlükle yönetilen ülkelerde Sayın Hatip'in yaptığı bu konuşmayı kendisini yaptırtmazlar. Bu konuşmayı da yapamaz. Bu da kayıtlara geçsin istiyorum. Diktatörlükle yönetilen ülkelerde bu konuşmaları yaptırırlar, sonra da bedel ödetirler, cezaevlerine koyarlar, kayyım atarlar. Çeşitli yöntemleri vardır. İlla karşınızda her yerde Hitler faşizmini ve gaz odalarını beklemeyin. Çünkü kapatılan başka odalar vardır, kaybedilen insanlar vardır. Her taraftan yükselen adalet çığlıkları ve gazetecilerin özgür olmadığı bir ülke vardır. Teşekkür ederim. Şimdi burada soru grup önerisinde diyor ki siyasal gelişmelerle ilgili görüş belirtiyor barolar ve bu da iktidarı rahatsız ediyor. Değerli arkadaşlar, böyle bir şey yok. Şimdi siyasi olaylarla alakalı, siyasal olaylarla alakalı görüş belirtmek farklı bir şey. Siyasi iktidarın politikalarını yönlendirmek üzere bir vesayet odağı oluşturacak, bir baskı mekanizması oluşturmak üzere faaliyet yapmak başka bir şey. En son Ankara ve İzmir barolarının açıklamaları ve ardından Diyanet İşleri Başkanı'na yapmış oldukları suç duyuruları nasıl insan hakları savunuculuğuyla bağdaşabilir? Diyanet İşleri Başkanı insan haklarını mı ihlal etti? Diyanet İşleri Başkanı kendi görevini yerine getirdi. Kimsenin hakkını ihlal etmedi. Kimseye herhangi bir şey yapmadı. Ama burada Ankara ve İzmir barolarının açıklamaları sanki Diyanet İşleri Başkanı burada bir insan hakkı ihlali yapıyormuş gibi toplumun da milletin de gerçekten hem milli iradeye de milletin büyük çoğunluğunun iradesine de aykırı bir şekilde bir açıklama yaptı. Bunun savunulacak bir tarafı yok. AK Parti bugün Türkiye'nin en çok oy almış partisidir ve mecliste en büyük çoğunluğa sahip partisidir. AK Parti tabii ki bir siyasi irade ortaya koyacak ve bu siyasi iradeyi demokratik yollarla ifade edecektir. Bugün barolardaki seçim usulünün demokratik bir usul olduğunu kim iddia edebilir?
Yani eğer demokratik usulle bir seçim yapılmış olsaydı Ankara ve İzmir baroları milletin iradesine aykırı bir açıklamayı yapmaya cesaret edebilecekler miydi? Sayın Kereslecioğlu. Aslında çok talihsiz bir bitiriş oldu Sayın Hatip'inki. Çünkü dedi ki o baroların Ankara ve İstanbul başlarında eğer başka türlü bir temsil olsaydı Diyanet'i bu şekilde eleştirebilecekler miydi? Bunu ifade edebilecekler mi? İşte bunu demek aslında diktatörlük dediğimiz şey. Yani ki, şimdi siz bir avukatsınız aynı zamanda, meslektaşız. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Düşünce dediğiniz şey şok edici dahi olsa, ben şu anda size karşı şok edici bir ifadede de bulunsam, hakaretten bahsetmiyorum ama siz bunu düşünceyi ifade olarak değerlendirmek durumundasınız. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumu olarak çalışıyor. Böyle bir laik sistem de olmaz ve dediği söz neydi biliyor musunuz? LGBT'leri insan saymadığı için aslında şöyle bir ifadede bulundu. Eşcinsellerin lanetlendiği, zina ve eşcinselliğin hastalığı da beraberinde getirdiği. Yani pandemi sürecinde Diyanet İşleri Başkanı'ndan beklenen laf bu muydu? Bu muydu? O zaman bravo. Buna evet diyorsanız söyleyecek bir laf bulamıyorum. O zaman bunun sonrası gaz odalarıdır arkadaşlar. Saygılar sunarım. Şimdi siz görüşlerinizi savunacaksınız. Siz eşcinselleri, lezbiyenleri savunacaksınız. Savunun. O sizin zihniyetiniz, görüşünüz olabilir. Biz de bunun o kadar yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ayet okunmuştur. Allah'ın ayeti ne diyorsa biz onun arkasındayız. Siz başkasını savunun. Diyanet İşleri Başkanı da Allah'ın kelamını ifade etmiştir. Dolayısıyla ayet de açıktır, sabittir. Lüt kavminin başına gelenleri ifade etmiştir. Şimdi Allah'ın ayetini sizden mi korkacağız, savunmayacağız? Siz istediğiniz kadar LGBT'yi savunun, bayrağını oraya dikebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Biz muhafazakarız, biz aile kutsiyetine sahip çıkıyoruz diye kendinizi kutsalların sahibi gibi iddia edemezsiniz. AKP Genel Başkanı'nın da LGBT'ler hakkında söylediği sözleri girip internetten okuyun. Kaldı ki Diyanet İşleri, ben bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum asla değildir, meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar bile bir güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolar da kendi düşüncesini söyleme hakkına sahiptir. Tekçi bir durum yoktur ortada. Mezhepçi, Emevici düşünceyi bu toplumun İslam adına dayatma hakkına sahip değilsiniz. Aynen. Diyanet, Filiz Başkanım bir saniye. Diyanetliğini yapacaksa, din adına konuşacaksa hırsızlık için konuşmalı. Çocuk tecavüzleri için konuşmalı. Kur'an kurslarında tecavüze uğrayan erkek çocukların hakkını savunmalı. Yolsuzluklar için konuşmalı. Boş yere, haksız yere katledilen insanlar için konuşmalı. Kur'an'da insani değerlerin en temel hakkı olan düşünce hakkı için, özgürlük için konuşmalı. İnsan olmanın, dinin bütün temel hakları katledilirken kalkıp sadece bütün kötülükleri tek bir noktada yoğunlaştırması onu, Diyaneti meşru kılmaz. Teşekkür ediyorum. Sayın Özel. Özgür Başkanım. Yılmaz. Tamam Şeyh mi? Korkut. Biz Şeyh mi geldiriz ya? Yoğurdum. Görüşürüz.
Sayın Kereslecioğlu. Sayın vekiller, kendi konuştukları alanı çok iyi bilen birisinden cevap gelince epey bir kaynaştılar ve rahatsız oldular. Bunu görebiliyoruz. Burası laik bir ülke ise eğer, o tek tipliğiniz insanlara inançları konusunda da dayatmalar getiremez. Bu konuda farklı görüşler vardır ve bunları herkes ifade edebilir. Ama siz eğer LGBT'lerin, ki bir zamanlar oy almak için genel başkanınızın çok iyi sözler söylediği LGBT'ler için, eğer insan ve var olma vasfını dahi kabul edemiyorsanız zaten size söylenecek söz yok. Siz bu noktada kalmışsınızdır ve buradan tekerlek aşağı doğru yuvarlanıyor. O yüzden diyoruz, gidiyorsunuz diye boşuna çaresizce. Grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.